Evet, tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Mustafa Sapmaz'la karşınızdayız. Az evvel de dile getirmiştim. Tabii bir taraftan Şampiyonlar Ligi maçları var. Bugün de oynanan iki maç vardı. Diğerleri de başladı saat 23 itibariyle. Yarın Beşiktaş sahaya çıkacak. Bir hatırlayalım. 0-0. Yasin Kösel'e de konuşuruz diğer taraftan. 0-0 şu anda diğer maçlarda. Ben de Atalanta United maçını çok merak ediyordum. Çünkü ilk maç çok keyifliydi. Bunlar... Wolfsburg-Salzburg maçı bitti zaten 2-1. Malmö-Chelsea maçı da bitti. 1-0 Chelsea deplasmanda kazandı. Diğer maçlar devam ediyor. Dinamo Kiev, Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Villarreal, Young Boys, Atalanta, Manchester United, Sevilla, Lille ve Juventus, Zenit maçları oynanıyor şu anda Şampiyonlar Ligi'nde. 2-0'dan 3-2'lik geri dönüş maçı olan Manchester Atalanta maçının aslında bir rövanşı niteliğinde İtalya'daki maç. Sonra bakarım artık. Nasıl olacak diye ama merak ediyorum ben de. Ya şeyde ben de orada Malmö Chelsea maçını açıp izlemiştim. Yani bize denk geliyordu program öncesine baktım. Yani diğer maçı tercih etsek daha iyiymiş ama. Bir gel git yaşadım ben de açıkçası. İsmine yenildim. Öyle, yani Chelsea ve Tuchel'e. Gol de yemiyorlar ya, 3 gol yediler şu ana kadar. Hatta onunla ilgili birçok analiz yapıyor. Bir Napoli 3 gol yedi. Chelsea yedi, az gol yenler. 2004-2005 miydi yanlış hatırlamıyorsam çok az gol yemişlerdi. 15 gol civarı yemişlerdi o dönem şampiyon olduklarında. O rekoru kırabilir mi? Onun üzerine şu an tartışılıyor. Bak güzel bir analiz yapabilirim aslında. Şimdi Tabii. konuyu açarken aklıma geldi. Yapabilir mi düşünülüyor? Kolay gol yemiyorlar çünkü. Yine 1-0 kazandılar. Tek kale oynadılar. Çok gol kaçırdılar. Daha fazla skor da üretebilirlerdi yani. Evet. Yarının programı da verebiliyor muyuz? Yarının programına da bakalım. Şimdilik yarın. Tamam, peki birazdan ilerleyen dakikalarda veririz. Şöyle yapalım. Yarın Beşiktaş'ın maçı olduğu için Mustafa Sapmaz bir basın toplantısını izleyerek Tabii. başlayalım. Çünkü güncel haberleri ön plana alalım. Daha sonra o taktik analizlere geçelim istersen. Neler söylenmiş basın toplantısında? İzleyelim, devam edelim. Evet, Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz'ın açıklamaları maç öncesinde. Hangisinden başlayalım? Kornerlere başlayalım ilk önce. Şans vurgusuna değiniriz. Ama ilk maçtan sonra tabii çok konuşuldu. Üst üste yenen goller. Daha sonra işte bu şans vurgusu ayrı bir tartışma konusu gerçi. Ama Coates, Sporting'in Beşiktaş maçı sonrası oynadığı iki maçta da benzer golleri attı. Evet, sonrasındaki maçlarda. Evet, attı. O nedenle Sergen Yalçın diyor ki şimdi kornere önlem alacağız diyor. Evet, yani aslında yani ilk maçta da kornere çalıştıklarını ama bunları durduramadıklarını futbolcu söyleminde Beşiktaş'ta vardı. Yani teknik direktör Sergen Yalçın söylemedi ama futbolcular söylemişti. Ya bu tarafı bence önemli. Yani ilk önce bir taktik tarafından değerlendirelim basın toplantısında. Hocanın tespitleri Türk futbolunda sadece Beşiktaş'ın değil. Bütün Türk takımlarına ters gelen anlayış. Ne o? Atletik dedi hoca. Hızlı. Rakip kaleye çabuk giden takımlar. Yani bu takımların bu tarz oynayan ki Avrupa'da hani bence vasat denilen takımlar da bunları karşılayabilen takımlar. Türk takımlarının zorlanmasının temel sebeplerinden bir tanesi. Atletik, hızlı, rakip kaleye çok çabuk direkt atak yapan takımlar. Yeneriz dediğiniz takımlar bile öyle oynuyor zaten. Tabii, yani bizim kurada çıkan işte dördüncü torbadan gelsin, birinci torbadan şansa iyi takım geldi falan dediğin takımların hepsinin ortak özelliği bu. Bu takımlara karşı zorlanıyoruz. Hocanın yani kornerlere zaten evet özel önlem alacağız. Ben de merak ediyorum yani ikinci maçta şimdi ilk maçta 7'den 2 golün içerisinde çalıştın. İki defa aynı şeyi yaptı rakip. Oyuncuların biraz çözüm üretmesi gerekiyor belki. Ona da çok oyuncu çözüm üretemedi saha içerisinde. Şimdi ama analizlerle ne yapmalıyız? Bu o takımın, rakip takımın bu tehlikeli tarafını nasıl durdururuz? Buna çalıştı. Muhtemel onlar da başka bir şeye çalıştı. Yani böyle bir yanı da var yani. Bir takım sadece güçlü olan yanını gösterip sonrasında hani onu başka bir şeye çalışamaz ki yapmayacak. Onlar da başka bir şeye çalıştı. Bence önemli olan tarafı duran toplar elbette ilk maçın skorunu belirlediği için önemliydi ama hocanın söylediği bu çabuk oynayan takımı orta sahada o geçişlerini rakip kaleye yani Beşiktaş kalesine gelmesini engelleyecek oyunu ortaya koyabilmek. Bu biraz daha kompakt bir oyundan geçiyor. Yani yani daha nedir? sağlam ve kontrollü bir oyunla istediğimiz sonucu almak istiyoruz ifadesi vardı. Tam olarak emin olayım diye de bakıyorum notlarıma.
senin dediğin desteklemek adına daha sağlam ve kontrollü bir oyun. Evet. Daha bu ne demek? Yani defansın, orta sahanın birbirine yakın oynadığı, tabii ki sadece kendi kalesinin önünü kapattığı değil ama orta sahadaki o Sporting'in orta sahadan rakip ceza sahası arasına geçeceği paslardaki agresifliğini, orada baskıyı orada yaptı, orada doğru baskı yaptı, doğru yerleştiği bir oyuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bunu yaparsa ben de Sporting teknik direktörü gibi düşünüyorum. Şanslar eşit olur. Bunu iyi yaptığın, onu mükemmel yaptığın ölçüde. Ama Beşiktaş'ın pratiğinde, oyun pratiğinde Sergen Yalçın'ın, bu zaten Türkiye Ligi için avantaj diye hep geçen sezon anlattım. Neydi ligin o? Seviyesi dediğimiz aslında o. Sergen Yalçın da daha önce söyledi. Tabii. Lig seviyesi dediğin zaten bunları kapsamıyor mu? Tabii tabii. Yani Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynar. Nasıl oynar? Rakip alanda oynar. Rakip alanda baskılı oynar. Oyunu rakip alanda yıkar. O oyunun içerisinde rakibi çok fazla hücumu düşündürtmeden oynar. Şimdi bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapmak kolay değil. Sporting'e ve diğer iç sahada oynanan bütün maçlarda, deplasman maçı dahil, benzer şekilde oynamaya çalıştı Beşiktaş. Beşiktaş'ın öyle bir pratiği yok. O pratiğin olmaması dezavantajı. Ama bunu yapabilecek oyuncu kapasitesine, teknik adam kapasitesine sahip, biraz Lucescu takımlarına dönüşmek gerekiyor sanki. Yani Avrupa'daki oynattığı oyunu, daha dengeli oynadığı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı gibi. Şu andaki Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı gibi. Yani orada da mesela Galatasaray geldiğimizde konuşur. Türkiye Ligi'nde farklı, Avrupa'daki oyunu farklı. Avrupa'da sonucu çok daha istediği gibi alabilen, Türkiye'de bunu sonucu alırken oyunu çok alamayan, bunların sebepleri aslında iki tane kulvarda farklı bir oyuna sahip bir olması. Bir de burada devamlı oyunu oynamanıza o baskı da izin vermeyebilir. Rakibin oyunu da izin vermeyebilir. Yani rakibin oyununa izin vermeyebilir. Bunu anlayışla karşılarım ama diğer tarafında taraftarın ve yaygın anlayışın, büyük takım böyle oynar anlayışının biraz... Klişe değil mi artık? Çok klişe olduğunu düşünüyorum. Yani bizim taktiksel olarak gelişmememizi ve oyuncuya ve tamamen skor almaya dayalı oynamamıza sebep bir düşünce de bu. Yani teknik direktörler elbette bunu uygulatıyorlar. Onlar uygulatıyor, futbolcular uyguluyorlar. Ama onlardan istek de bu. Yani skoru al, oyunu falan boş ver. Bu skoru al oyununa dönüşüyor. Taktik oyunu o yüzden gelişmiyor. Beşiktaş'ın ama yani ben, öyle veya böyle hani ilk 3 maç kötü geçti. Bu dengeli oyunu oynayabileceğini düşünüyorum. Ama yani tabii ki Sporting'in ilk maçı kazanmış olmasının özgüveniyle de daha avantajlı oldu ortada. Şimdi Ajax maçında da birçok oyuncu yoktu. Genç oyuncuları izledik. Evet. Yani iyi doldu. İnsanlar da gördü, takip ettiler ki bence gelecekte daha fazla görebileceğimiz kapasitede oyuncular olduğunu düşünüyorum ben. O farklı, o da farklı bir tartışma konusu. Şimdi Rozier, Enkudu, Pjanic, Batshuayi, Vida yok. Bunun üzerinden genellikle yorumlar yapıldığını gördüğüm için söylüyorum. Ajax maçı da hatırlatma olarak eklediğim maç. Hani dünyanın sonuymuş gibi, hani o, bu oyuncular olsa kazanmanın zaten garantisi olmadığı gibi, bu oyuncular olmadığı zaman tarumar olacağının da garantisi yok. Yani öyle bir durum söz konusu değil. O nedenle genellikle sorulan sorulara ve yorumlara baktığım zaman oyuncuların eksik diye ifade edilen oyuncular üzerinden yorumlar yapıldığını görüyorum. Sen ne dersin? Yani buna katılmıyorum. Biz seninle bu konuda aynı fikirdeyiz. Yani sonuçta Ajax maçındaki o gün gençlerin oynaması, hocanın sözleri gelecekte çok daha iyi olacaklarını gösterdiler. Neyi gösteriyor? Aslında çok zorunda kalmadan da gençleri 1-2 sahaya atabilecek bir potansiyelde olduklarını gösterdiler. Diğer taraftaki oyuncu grubuyla Beşiktaş'ın bence 11'i, o ideal 11'i gerçekten güçlü isimlerden kurulu. Ama şöyle bir şey de getiriyor. Diğer oyuncuları biraz daha gölgeleyen, onları kendi içerisinde daha değersiz gibi gösteren bir anlayışı da getiriyor. Bu çok doğru değil. Bence. Yani buradaki şimdi Ajax maçında oynayan oyuncu grubu bence Sporting maçında eksiklere rağmen avantajı olabilir o dengeli oyunu oynamada. Diğer oyuncularla daha ofansife dönmen gereken bir takıma gidiyorsun. Çünkü orada kurulan takım tamamen ofansif anlaştı. Yani Batshuayi, Alex Teixeira, Pjanic, yani bu oyuncular topu çok iyi kullanan Enkudu, Yezal, yani bu oyuncularla bu kurduğun ön kadronun önündeki isimler zaten çok ofansif. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde bu dezavantaja dönüşebiliyor iyi ofansta topu kullanamadığında. Ama şimdi
daha dengeli oynamak istediğin bir oyunun içerisinde eksik oyuncuların yerine oynayacak oyuncular kendi görevini yerine getirmeye çalışan oyunculara dönüşecektir. Bu da kağıt üzerinde dezavantaj. Ama bence sahanın içerisinde avantaja dönüşebilir. Ajax maçı onu gösterdi. Bu arada goller havada uçuyor. Biraz geç kaldım aslında ama ilk Yasin bana Atalanta'nın İliç'te golü attığını söylemişti. Atalanta Manchester'da hazırlanıyordur hatta. Evet, 1-0 önde Atalanta. Sevilla atmış değil karşısında 1-0. Oraya da baktım Burak, ona bakamadım şimdi bir taraftan da Burak ona bakayım. Burak hastalığından dolayı kadroda evet, yok. Burak kadroda yoktu. Diğerlerine bakalım. Zeki çünkü 11'deydi. Yusuf yoktu değil mi? Evet, emin olayım. Emin olmadan söylemeyeyim. Zeki 11'de. Yusuf yedekler arasında. Sevilla orada 1-0 önde. Bir de biri daha atmıştı. Bir takım daha Juventus atmıştı. Juventus da atmış. Ama tabii benim en çok merak ettiğim Atalanta'ydı. Şu an 1-0. Bakalım belki yine 2-0 olur. Dönerler bir şey olur. Hikayesi olur. Eve gidince vallahi 90 dakikayı tekrarını izlerim. O derece olabilir. 2-0 ondan... olursa bu sefer dönmezler bence. Evet. Artık dönmez dediğimiz ne maçlar döndü Mustafa abi? Ama büyük konuşmayayım. Peki. Niyetim yani öyle söyleyeyim. Atalanta'nın kazanmasını istiyorum ben de. Peki. Sergen Yalçın, yarın çok radikal değişiklik yapacak bir durumumuz yok. 5-6 tane oyuncumuz yok. Buna şükrediyoruz. Daha önceki maçta 12-13 tane oyuncumuz yoktu. Az evvel Ajax örneğini vermiştim. 6 tane olmaması bizim için daha iyi bir durum diyor. Kıyas yapıyor. Ciddi problemler yaşıyoruz ama oyun içinde bunlar var ifadelerini kullandı. Ya oradaki radikal değişiklik beklentisi yani ne? Yani radikal değişiklik bekleyen kim? 6 tane oyuncu yok zaten, radikal şekilde oyuncular değişecek. Öyle tam herhangi bir radikal değişiklik beklendiğini düşünmüyorum zaten ben. Evet, o biraz böyle hani daha manşete yönelik soru, soru sanki. Oradaki yani bir radikal değişikliğe ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum. Yani 6 eksin yerine zaten oynayacak oyuncularla epey değişmiş bir kadroyla çıkacak Beşiktaş yarın sahaya. Şimdi asıl konuşulan şu. Şampiyonlar Ligi, şimdi sakatlıklar ritmimizi bozdu demişti. Ondan not almışım. Bu şans vurgusu. Lisbon maçında arka arkaya duran topta iki gol yedik. Tam olarak söyleyeyim ki bir yakalamıştık. Oyun bize dönebilirdi. Atakları sonuçlandıramamak dönüşlerde gole neden oluyor. Şanssızlık derken bundan bahsetmiştim. Her şeyi yanlış anladığınız gibi bunu da yanlış anladınız dedi. Şimdi ben maç sonu yayındaydım. Beraberdik. Evet, beraberdik yine. İki kere geldiler, gol oldu. Değil mi? Her geldikleri gol oldu. Ve şans demişti. O nedenle zaten bu kadar reaksiyon oldu. Yani bu kadar kornerden Beşiktaşlı gol yiyen bir takım değil. Kornerler üzerinden, duran toplar üzerinden skor gelince o sorunun üzerinde bu cevabı vermişti hocam. Ama işte yani, biz de hatta şunu konuşmuştuk o gün, onu hatırlıyorum şimdi. Olay çok kişiselleşiyor veya konular çok kişiselleşiyor. Doğru tartışılamadığı için söylüyorum. Zaten oraya kadarki pozisyonda kornere sebebiyet olan hücumu kesemiyorsunuz ve rakibiniz oraya kadar geliyor. Yani o başka bir olay. Bütünü ele alma açısından söylüyorum. Ya Sergen yani Hoca, o top durup dururken oraya gelmiyor ya. Sergen Hoca bugünkü gibi söyleseydi o maç sonrasında açık açık hiç tepki çekmezdi. Yani şans futbol, yani şans yoktur diyebilirler, denir mi yani? Futbolun içerisinde şans faktörü yoktur. Yani bu kimine göre şansı sen çağırırsın, şansı sen yaratırsın vesaire. Yani pek çok şeylere bakabilirsin ama sonuçta şans gerçekten her şeyin içerisinde olduğu gibi oyunun içerisinde de var. Bu şekliyle ifade etmedi hoca. Yani oradaki ifade duran topların üzerinden hani aynı pozisyonlardan gol gelmesi ve gollerin ortaya çıkması sorulduğundaki şans üzerine gidince hani şansa atılmış goller gibi algılandı. Ben şöyle değerlendiriyorum genelde. Bunu ben de yapıyorum. Ya bir şey anlatıyorsun. Sonra karşıdan bir bakıyorsun senin anlattığının tam tersi bir anlayışla bir soru geliyor. Doğru. Diyorsun ki o zaman demek ki ben yanlış ifade ettim. O yanlış ifade etmeyle beraber şu bence şöyle oluyor. Şimdi Sergen Yalçın özelinde değil bu. Mesela kendi düşünüyorsun ya, bir şeyi düşünüyorsun anlatırken. Evet. Ben yaşıyorum onu. Sergen Yalçın onu yaptı yapmadı onu söylemiyorum. Yani sonuçta kimse... Ben de yaşıyorum. Bu hepimizin yaşadığı mesela bir şey anlatıyorum veya bir şey paylaşıyorum. Sonra hatta beraberdik gene geçen. Bir tweet attım mesela. Ben aslında onu... Lisbon maçı yine. Dedim ki işte geldiler şöyle oldu böyle oldu. İşte kornerlik tam genel bir cümle kullandım. Bakarım şimdi hatta. Tam tersi algılanmış. Benim anlatmak istediğimle algılanan tam tersi. Dedim ki hani Lisbon'un kornerlerinden bahsediyorum dedim. Evet. Açıklama yapma gereği hissettim. Neden o öyle oldu? Çünkü kendi düşündüğümü anlarlar düşüncesiyle onu öne alarak paylaşmıştım. Öyle bir şey yok. Ya orada... Bu yanlış mesela, kendimi de eleştiriyorum. Sonra ya öyle atarsan o tarafta istediği tarafa çekebilir dedim. O başka. Ama burada daha detaylı eğer
bu şekilde söyleseydi bu algı olmazdı. Şanstan yedik dedi çünkü. Direkt öyle bir ifade kullandı. Ondan. Hani belki öyle düşünmedi, öyle anladı. O farklı. O niyet okumu olur da. Hoca ben kendimden şimdi, örnek hoca veriyorum. Hoca şimdi işte. Onun bir giden bir yani mesajın gittiği bir yer vardır. O ortaya söylenmiş gibi duruyor. Yani şu, her şeyi yanlış anladığınız gibi bunu da yanlış anladınız. O biraz keskin. Yani o muhtemel hocanın bunu kasıtlı olarak yani ne söylerse söylesin yanlış anlayan biri vardır, birileri vardır. Bence oraya gitmiş bir mesaj gibi geliyor bana. Yani o bir tarafı ama hocanın ifadeleri içerisinden yani en azından hani sen, ben, o gün Nihat Kahveci vardı, Nihat Kahveci. Diğer herkes veya işte ekran başından izleyen insanlar hani onu yanlış anlamak için yanlış anlamadı. İfadenin içerisinde sanki hani kornerler çok şansa yenilmiş pozisyonlar gibi algılandı. Orada biraz ifade de belki şey oldu. Bugünkü hani ifadesinin içerisinde ben %100 katılıyorum. Onun içerisinde sonuçlandırmayı, Batshuayi'nin girdiği pozisyonları öne geçtin. 1-0 evet başka bir oyuna dönüşecek. O zaman Beşiktaş'ın bulduğu, değerlendiremediği pozisyon var. Hiçbir şey tek taraflı değil ya. Ondan yani, o gerçekçi olmadığını söylüyorum. Bu kötü olsun diye değil. Burası öyle ama sonuçta hani gerçekleşen de bu. Yani öyle olsaydı bambaşka bir tartışma konusu. O yüzden Beşiktaş'ın odaklanması gereken bence net bir şekilde hani o bu üç kalan 3 maçın içerisinde şansını sonuna kadar zorlarken o öne geçince ne olma hali yani ne olacak bakalım. Çünkü orada artı da var, eksi de var. Yani o 1-0'ı yakaladın. Onu o sana baskı oluşturup korumacı bir takıma dönüşüp hiç istediklerini yapamayan bir takıma mı dönüşürsün yoksa tamamen rakibin dezavantajlarını ortaya çıkartan o istediğin oyunu mu oynayabilirsin? Aslında bunu görmek için oynamalı bundan sonraki oyunların içerisinde elbette. Ne olursa olsun o farklı seviye vurgusundan çok sık yapılıyor bu çünkü. Sık dile getiriliyor. Hani gerçekçi olma, gerçekçi olma diyoruz da. O ne yaparsan yap o farklı seviyede kazanman ve puan alman zor ya. Bunun üzerine biraz yorum alayım. Öyle gideyim Sporting basın toplantısına. Yani bu evet gerçek şu an için gerçek. Ama bunu kırmak için belki zihinsel olarak onu çok fazla da söylememek gerekiyor. Dile getirememek mi lazım? Yani bu bir gerçek. Yani bunu biliyoruz. Tamam. Bununla yaşıyoruz. Peki bunu nasıl değiştireceğiz? Biraz buna yönelmek lazım. Çünkü hani benim çocukluğum dönemindeki o 80'li yıllarda bir Avrupa takımıyla Türk kulübü karşılaştığında ya da milli takımımız karşılaştığında yani iyi bir ülke takımı, orada milli takımıysa işte Almanya ile İngiltere ise karşılaştığımız ya da o ülkelerin futbol takımları, kulüpleriyle karşılaşıyorsak kaç gol yeriz diye bakıyorduk ya. Ama bu zihinsel olarak değişimi işte Mustafa Denizli'nin %51'i sembolik olarak odur. Kazanabilir miyiz? Kazanma yüzdemiz nedir? %51 kazanırız. Yani biz bir adım daha öndeyiz vurguladı orada. Şanslar eşit falan demedi orada. %51 biz kazanırız. Kazanacaksak biz kazanacağız. Bir taraf kazanacaksa biz kazanırız. Şimdi onu oradaki o bir düşünce yapısındaki devrimdi bence hocanın yaptığı. Şimdi buradaki seviye gerçekten farklı nokta gitti. Özellikle Şampiyonlar Ligi için. Yani Avrupa Ligi'nde aynı şeyi söyleyemem. Yani takımlar, kulüpler vesaire yine köklü kulüpler var ama oradaki oyun seviyesiyle Şampiyonlar Ligi bence aynı değil. Peki. Şampiyonlar Ligi için bu seviyeyi kırmak için bence bunu da çok fazla dile getirmeden bu gerçeği bilerek ama bunu değiştirmek için sanki hareket etmeliyiz. Yapmamız gereken bu. Sporting'in masa toplantısına da bakalım mı? Bakalım. Hadi izleyelim neler söylenmiş. Onun üzerine de yorumlar yapalım. Ben Amorim ve Gonçalves'in açıklamaları. Bu arada Lewandowski de attı yine. Hayırlı olsun. Alır artık ya bu ödülü. Aldı, ödülü aldı. Açıklamadan dolayı alamayabilir. Hani Lewandowski'ye vermeyecektik aslında. Ha. Öyle bir şey ortaya çıktı ya. Atıyor yani. Oyun adam devamlı gol atıyor. Evet evet. Makine ya. Hakkıdır. Onu belirtelim. Şimdi favori değiliz. Sergen Yalçın'a katılmıyorum. Bu arada Portekiz Ligi'nde hiç kaybetmediklerini, sadece 2 beraberlik aldıklarını hatırlatalım. Ona rağmen averajda ikinciler. Porto 26, Lisbon 26, Benfica 25. Zaten 3'ü gidiyor şu anda. Bir 19 puan, 4. 19 puandaydı çünkü. Böyle bir tablo var ortada. Ama Sergen Yalçın'ın ifadelerine katılmıyorum diyor. Favori değiliz diyor. Bu ben yani, şu iki sebeple yani futbolun içerisinde rakip takımda ideal 11'in içerisinde Beşiktaş'ın yazdığımız oyuncular, Avrupa'da tanınan oyuncular var onun içerisinde.
o takımla ne kadar kuvvetli olduğunu kendi oyuncuları da farkında. Şimdi yedek takım ağırlıklı çıkacaklar. Biz bu maçı nasılsa kazanırız havasına bürünmesin yani kendi takımı. Bir, o yüzden yaptığı bir önlem. Aman yani dikkat edin, böyle rahat bir karşılaşma oynamayacağız. İki, bence Ajax maçına bakıyor. Yani Amorim. Hı hı. Ajax maçındaki işte bütün Avrupa'nın belki o maçı izlerken çok yüksek skorlu, tek taraflı bir maç. Öyle konuşuyor. Çünkü o dönem içerisinde Ajax'a kendi liginde işte 9-0'ları, 6-0'ları çok rahat yaptığı bir dönemin içerisinde karşılaşınca, yani bizde de hatırla işte maç ne olur diye Nihat Kahveci sorduğunda, yani havada uçuşan skorlar 4-0'lar, 5-0'lar, 6-0'lar falan gibi rakamlar şu dönüyordu ya. Ajax maçındaki oyuna bakıyor, o kadro yani beklentinin dışında bir oyunun olduğunun farkında ve oyunu kitleyebilir ki Ajax'a karşı da belli bölümde gerçekten iyi, dirençli bir oyun. Yine pozisyonların yakalandığı bir oyun vardı. Bu oyunu oynayıp da gol atarsa, yani dediği doğru, 15 dakikalık oyunun içerisinde İstanbul'da Beşiktaş iyi oynarken kazansaydı takımı bocalayabilirdi. Kendi evinde bu kazanma baskısıyla rahatlığı birleştirmek istemiyor bence. Bunun için yaptığı biraz taktiksel, stratejik. Yani, evet, rakip teknik direktörün favori dediği bir ortamda o da kendi takımına ben favori değilim diyerek kendi takımına biraz mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani Sporting ile Beşiktaş'ı kıyasladığımızda aslında hani kadro olarak Sporting'in kendisini bu grubun içerisinde herhangi bir takıma karşı ben favoriyim diyebilecek bir durumda değiller. Hı hı. İşlerini çok iyi yapmaları gerekir istediklerini elde edebilmeleri için. Yani onu biraz tetiklemek, bunu unutmamak üzere yaptığı vurgu gibi geliyor bana favori değiliz sözü. Şimdi Sporting'de özellikle dikkat ettiğim son dönemde hangi araştırmadaydı? Altyapıdan en fazla oyuncusu Avrupa futbol piyasasında olan ikinci takım olması lazım. İkiydi galiba. Real Madrid 3'tü. İki olması lazım. Emin değilim, bakacağım şimdi ama ikinci sıradaydı. Bunu yaparken geçen sezon kırdılar o hani uzun yıllardan beri şampiyonluksuz geçen dönem 20 küsur yıldı değil mi? Yani orada Amorim'le kırdılar. Ne kadar bonservis vermişlerdi ona? 10 milyon euro. Değil mi? 10 küsürdü. 13 milyon. 10 milyon. Yani 10 milyon net, civarıydı. 10 milyon euro bonservisle teknik direktörü aldılar. Ya onu kırdılar. Hı-hı. Ama kırmadıkları dönemin içerisinde, yani şampiyon olamadıkları dönemin içerisinde oyuncu yetiştirdiler. Yani Sporting dediğinde yetişmiş pek çok oyuncu var tarihte gördüğün. Ondan vazgeçmediler. Hı-hı. Yani aslında onların misyonlarından bir tanesi bu. Yani yaptım ya, bizim işte hedeflerimiz var ama bunu yaparken de bu kulübün üretmesi gereken, bir üreten kulüp olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani onu üretmeye devam ettiler. Farkları o. Yarın bu favori değiliz, favoriyiz, favori Sporting şeyi üzerinden bence şöyle bir yanı var. Beşiktaş bu eksik gözüken kadrosuyla Ajax maçındaki taktiksel disiplinde ve sahaya hocanın söylediği gibi orta sahadaki bu hızlı, atletik, rakip kaleye çabuk giden oyunu blok haline, iyi blok haline getirip engellerse şansının olduğunu düşünüyorum. O zaman Amorim'in sözleri kağıt üzerinde kalmaz, sahanın içerisine de gelir. Yani favori Sporting değil'e döndürür. Burada Beşiktaş'ın yapacakları belirleyecek bence ama. Bakalım neler olacak. Bunun dışında maçla ilgili başka bir öngörüm var mı? Yok yani, keyifli bir karşılaşma tabii, skoru bizim adımıza kötü geçmesine rağmen karşılıklı atakların olduğu bir karşılaşmaydı. Yine böyle bir maçın oynanacağını düşünüyorum. Umarım bu sefer skor tersine Beşiktaş lehine olur. Tamam, birazdan Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarını da grafik olarak veririz. Beto Özer röpüne gideceğim ama Bayern'de Lewandowski asist yaptı bu kez. Onu da belirtelim. Bir gol, bir asist. 2-0 Benfica karşısında. Gnabry golü attı. Diğer maçlar Dinamo Kiev 0, Barcelona 0. İzleyicilerimize bilgileri verelim. Atalanta erken buldu golü İliçiç'te. Manchester United karşısında 1-0 önde. Villarreal 0, Young Boys 0 devam ediyor F grubunda. G grubunda zaten saat kaçta başlamıştı? 20.45'te başlamıştı. Ve Wolfsburg Salzburg 2-1 mağlup etmişti. Sevilla Lille mücadelesi Sevilla'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Malmö Chelsea maçı 1-0 bitti. Bu arada Zenit gol atmış. Bak şimdi görüyorum ben onu. Bonucci kendi kalesine atmış. 1-1 olmuş o maçta.
Juventus 1, Zenit 1 devam ediyor. Dybala ile öne geçmişlerdi sevgili seyirciler. Diğer taraftan maçlar devam ettikçe bilgileri sizle paylaşmaya devam edeceğim. Sadece Atalanta-Manchester maçının istatistiklerini merak ettim. Şu an ona bakıyorum da bir taraftan. Evet, yani aksiyonu bol gibi gözüküyor ama bazen yanıltıyor bu istatistikler. Şu anda 1-0 devam ediyor. Beto